Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese merhaba. Sevgili dostlar, zaman zaman çok yanıldığımız bir husus şudur. Biz hayatın küçük bir parçasına bakıp, o ana daha doğrusu bakıp, hayatın ondan sonraki bölümünü ya toz pembe gösteririz tamamen veya kapkaranlık, zifiri karanlık diye gösteririz. Neden? Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir beldede adamın birinin çok güzel, çok sevdiği bir atı varmış. Zamanın amiri, emiri her neyse ona bugünkü rakamlarla trilyonlar teklif eder atını satması için. Adam da hayır, bu benim atımdan ziyade bu benim dostum diye satmaya yanaşmaz. Çevresi derhal onu eleştirmeye başlar. Kocaman bir at, sonuçta ne olacak? Parayı alsaydın, atı satsaydın, senin yedi göbeğin mutluluk ve zenginlik içerisinde yaşardı diye. Yani ondan sonrasını karanlık göstermeye başlar. Atın sahibi, çok acele ediyorsunuz. Sadece adı satmadım. Bu kadar karanlık yollar, karanlık geçmiş çizmenizin anlamı yok diye cevap verir. Bunlar da pek akılları yatmaz. Zaten sen böylesin der, geçerler. Bir süre sonra at kaybolur. Hemen koşar çevresi. Bak gördün mü? O kadar para alacaktın. Ailen, çocukların, torunların mutluluk ve zenginlik, rahat içinde yaşayacaklardı. Şimdi ne oldu? At kayboldu gitti. Adam yine cevap verir. Gene karanlık tip tablo çizmeyin. Şu anda tek bildiğimiz atın kaybolduğudur. Başka bir şey bilmiyoruz. Gene bu zaten böylesin der ve geçerler. Bir süre sonra sevgili dostlar, kaçan at 40 tane 20 vahşi atla geri döner. Zengin olmuştur. Derhal çevresine koşar. Vallahi çok iyi oldu ya, sen ne şanslıymışsın. Bak hem atın geldi hem 40 tane de vahşi at geldi. Adam bak bu sefer de bundan sonraki hayatımı toz pembe göstermeye çalışıyorsunuz. Bu da yanlış. Aslında bildiğimiz tek şey atın geldiği ve 40 tane vahşi atın da beraberine getirdiğidir. Bundan ötesini bilmiyoruz. Gene dalga geçerler, sen zaten öylesin derler, çeker giderler. Bir süre sonra at sahibinin tek bir oğlu varmış. Vahşi atlardan birine biner ve yere düşer, sırtı kırılır. Yarı felçlidir. Herkes koşar. Yahu sen haklıymışsın bak. Bundan sonra tek çocuğun var, o da şu hale geldi. Ne yapacaksın, yazıklar olsun, vah vah sana diye söylenmeye başlarlar. Adam yine cevap verir. Bakın bu sefer de zifiri bir geçmiş, karanlık bir geçmiş çiziyorsunuz. Halbuki şu anda bildiğimiz benim oğlum düştü, belini kırdı, şu anda yarı felçli olarak yataktadır. Bundan ötesini bilmiyoruz der. Yine çevresi dalga geçer. Sevgili dostlar, bir süre sonra bu belde başka bir beldeyle savaşa girecektir. Asker toplamaya başlarlar. Bu beldeye geldiklerine bütün gençleri toplarlar ama bu sakat olduğu için onu bırakırlar. Yine çevresi koşar. Vallahi sen haklı çıktın. Bak bizim evlatlarımızı topladılar ve bu savaştan kimsenin geri dönmeyeceği çok kesin gibi görünüyor. Senin oğlun sakat ama en azından yanında. Bundan sonra mutluluk, bundan sonra toz pembe gösterdiler hayatı kendisine. Adam oturun der. Bakın siz olan bir hadiseden ya ondan sonrasını kapkaranlık çiziyorsunuz, gösteriyorsunuz ya da toz pembe gösteriyorsunuz. İkisi de doğru değil. Sevgili izleyiciler, hayatımızın parça parça bölümleri var. Bir bölümü gösterip, bir bölüme bakıp, hayatın ondan sonrasını ne toz pembe göstermeye hakkımız var, ne de kapkaranlık göstermeye hakkımız var. Çünkü hayat tamamen zigzaklı ve iniş çıkışlıdır. Herkese hayırlı günler diliyorum.